Tatsız tutsuz bu işler. Böyle olmuyor. Ava çıkmak lazım. Af buyurun, duyamadım. Seni dinliyorum diyorum Turgut. Salih İpek hakkında bana söyleyeceklerim vardır. Ah. Evet var. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sizi kızdıracak bir hadise olduğu zannındayım. Sadede gel Turgut. Sadede gel. Sayın Bakanım. Kızınız Bolu'da Salih İpek denilen zatla birlikteymiş. Ümün müsün? Maalesef. Baş başalarmış. Benim Feride'ye karşı itimadım sonsuz. Nihayet sizin kızınız olduğu için kendisine yaraşır şekilde davranacaktır. Merak etme, evimize geleceksin. Gelirim gelmesine de kim bilir nasıl Nazif. Kefen içinde mi? Yoksa dimdik ayakta seni kucaklayarak kızım. Kandadır kanda. Aman ölürüm, ölürüm. Var mısın Bahsev? Senin Razi'ye emaneti koyanı öğrendim. Duyunca da şaşırmadım nedense. Mübarek adamım. Müneccim yemiş gibi bilirim. Kestirmeden gel Dalyan. Kimmiş? Yılan Berdan. Kolay değil derdim. Ucu derinde. Kimsin lan sen? Bırak! Kimin köpeğisin? Niye uğraşıyorsun benimle? Kim istedi o şişi yastığımın altına komanı? Davranırsanıza lan! Ayrılın lan! Ayrılın! Ayrılın! Kim istedi? Konuş! Ayrılın! Ayrılın! Ne oldu gardiyan? Spor yapmakla mı yasak? Vukuat çıkarmayın. Vukuat falan yok. Spor yapıyorduk. Öyle değil mi biraderler? Yok öyle bir şey görmedik biz. Kavga gürültü gören oldu mu? Yok öyle bir şey. Biz öyle bir şey görmedik. Senin mahkeme sevkin varmış. İki de. Evrakların hazır. Yürü bakalım. Dedemi kimin yaptırdığını? Gelince değecekmiş, söz verdi. Ay, Osman'ın yaptığı şey çok güzeldi. Biri bana böyle açık itirafında bulunsa. Onu ömrümce sevmeye hazırım vallahi. Gerçekten de çok romantikti. Sen niye çıkmadın? Seni bekliyorum. Vallahi bu kız. Ben de kızdın, yüzüme bile bakmayacaksın zannettim. Öyle derste de ağlayınca sen. Osman. Ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum. He de bana son gün... Ay yok, he deme. Evet de. Öylesi daha afilli. Osman. Songül bana evet de. Bak vallahi çok güzel olacak her şey. Evet dersen yani. Ya öyle havaya değil. Bana evet diyeceksin tabii. Evet. Ben de seni sevmeye hazırım diyebilirsin mesela.
Valla ben o zaman kimsenin ağzını burnunu kırmam. Çok çok iyi bir öğrenci olurum. Hep beş peki, beş peki alırım senin gibi. Böyle sana yaraşır haller edalar gelir üstüme. Bilmem ki öyle... Yani işte iyi bir insan olurum Songül. Valla fakire fukaraya sadaka falan veririm. Belli. Ama sen böyle gülünce ben çok umutlanıyorum. Osman bir dinle beni. Ben hayatımda hiç kendimi bu kadar değerli hissetmemiştim. Yani bir babam saçımı severken böyle ağlayasım gelirdi. Bir de senin bu yaptığınla. Ama... Ama? Yani böyle kalbinde biri varken... Benim kalbimde yalnız sen varsın Songül. Hatta kalbim sayende kalp olduğunu fark etti. Tam mesai çalışmaya başladı. Eskiden sadece kan pompalıyordu. Tamam işte. Sen beni böyle severken... bir başkasına evet diyebilir misin? Diyemem. Haklısın. Hatta ben... bu kadar anlayışlı da olamam senin gibi. Kibar. Allah razı olsun Songül. Üzmedin delikanlıyı. Ne olur yapma böyle. Seni gerçekten hak edecek. Gerçekten çok sevecek birini bul. Onu sev. Sen yapabiliyor musun bu dediğini? Mesela o komiseri değil de başkasını sevebiliyor musun? Seni çok seven birini mesela. Beni. Ben sadece seni mutlu olmayayım. Hayır. Benim mutluluğum sensin Songül. Sen geç istersen ben geliyorum. Bir işim var. Peki. Bunlar senin. Bitti mi ifadeler? Erken kalkan yol alır. Ben pek bir şey yakalayamadım ama. Biri okuttuğu çocuklardan birinin babası. Diğeri de bir arkadaşı. Daha önce ifadelerini almışlar mı? Mevzuyla alakalı mı? Hmm. Ne ifadeleri alınmış ne de duya neden olmuş. Defter çoktan kuş olup uçmuş, polisin bile kucağına konmuş. Yasin de işin peşine düşmüş. Aferin Salih, aferin. Vallahi teşkilatta olsam bütün madalyaları sana verirdim. Evet, işler tam tahayyül ettiğim gibi ilerliyor. 5 dakika sonra Ferit odama gelir, davadan çekilir. Öyle olursa... Hadi kolay gelsin.
Neye hakimmiş bulabildin mi? Henüz değil. Ama önemli biri olduğu kesin. İyi. Bir ihtiyaç olursa haber ver. Sağ olasın. Mekanı biliyorsun artık. Sonra o durumu da anlatırsın değil mi? Anlatırım, anlatmasını da. Duyacakların hoşuna gider mi bilmiyorum. Tamam. Sağ ol. Buyurun. Merhaba. İyi günler, buyurun. Salih İpek adına bir paket var. Kimden? Nereden geliyor? Üzgünüm, söyleyemem. İyi, masası şurası. Tamam. İyi günler. Ay Salih'cim, az evvel sana bir hediye geldi. Hususi zannımca. Kim bana buraya hediye gönderir ki? Vallahi bilemiyorum ki ben de. Ama gelen adama sordum. O da bilmiyormuş. Allah Allah. Aa, çok ince zevkli biriymiş. Çok şık. Ay Salih, İpek bu. Bunu işleme koy lütfen bari. Hakim abi. Bir şey mi oldu? 5 dakika önce birlikte girmedik mi buraya? Var bir şey. Yo, ne olabilir ki? İşte şu bakış. Bir şey olmuş. Feride yeni aldın süpürgenin eline, ne oluyor? Kimden o hediye? Not yoktu. Demek ki tahmin edeceğini düşünmüş. Tahmin edemedim ama. Nişanlının olmasın. Ondanmış işte. Feride, benim bir nişanlım yok. Kimden geldiği de umurumda değil. Sana söylemem gereken bir şey var. Müsaitsen dosyaları alıp geleceğim. Bekliyorum. Beyefendi, emir buyduğunuz üzere Salih Bey'in hediyesi ulaştı. Güzel. Gidelim. Bana sormuştun ya ne yaptığımı. Bitince anlatırım demiştim. Tahkikatım bitti. Artık anlatabilirim. Mevzu Turgut Bey ile alakalı. Dinliyorum. Ben Serra Aşık'la görüştüm. Tabii. Şaşırmamam gerek. Söz vermiştin ama tavrın hiçbir zaman değişmeyecek. Netice nedir? Turgut Bey ile Serra Hanım tam 1 yıldır birliktelermiş. Hatta nişanlanmışlar. Emin misin? Yeniden gördüğünde sen de sorabilirsin. Turgut Bey'in söylediği tek yalan da bu değil. Cinayet günüyle ilgili herkesin ifadesini aldığını, soruşturmayı eksiksiz tamamladığını belirtmişti ya. Evet. O da yalan. İşte. Cinayet günü Süleyman Bey'i ziyaret edenlerin ifadeleri. Az önce Yasin Komiser'den aldım. İfadeler yeni alındı. Daha önce de alınmamış. Kimse onlarla görüşmemiş. Sadece seni değil Feride. Adaleti de kandırıyor. Feride. Ben yalancıyım. Sana yalan söyledim. Kendimi asla affedemem.
Asla. Ben davadan çekileceğim. Bu dosyadan çekilmeyecek Salih. Çekilmesi gerek. Adam yalan söylüyor. Ben bunu yapmayacağım. Mesleki hayatını bitiririz. Bunu yapmam. Evet, bir hata yaptı, yalan söyledi. Ama ifadelerde gördün. Herhangi bir bilgi ya da ipucu yok. Davanın seyri aynı. Geç kaldın Feride. Aç artık gözünü Feride. Niye inat ediyorsun? Her şey ortaya çıktı işte. Bak, sen ona bir şans ver. Gittin, konuştun, sordun. Ama o sana anlatmadı. Yapabilirdi ama yapmadı. Yalana yalan ekledi. Feride. Turgut Savcı bu işin içinde. Bir çıkarı var. Ne bileyim, ya da bir korkusu. Dosyayı hatırlasana. Süleyman Bey'in iddiasını. Her şey harfi harfine uymuyor mu? Savcı Bey'in yaptıklarına bak. Sen Turgut'un yaver olduğunu mu söylüyorsun? Salih, söylesene, sence yaver Turgut mu? Olabilir. Önemli bir şey mi böldüm? Mühimliyse bir araya girmek isterim. Zira söyleyeceklerim hem hayati hem de sizin de tanık olmanızı isterim. Dinliyoruz. Hayatımda ilk defa bir hata yaptım. Fevkalade büyük bir hata. Beni başka hatalara da sürükleyen bir hata. Feride, ben sana yalan söyledim. Ben bir yıldır Zerra ile birlikteyim. Ben Zerra'ya nişan yüzüğü bile aldım. Bitmedi. Daha beteri de var. Süleyman Bey'in katledildiği günle ilgili de sana yalan söyledim. Yaptım dediğim soruşturmayı yapmadım. Günlerdir vicdan azabından uyuyamıyorum. Öldüm öldüm dirildim. Artık buna bir son vermek gerek. Yaptığımın cezasız kalmaması gerektiğini de biliyorum. Bu yüzden izninle cezamı da kendim kestim. Bu dosyadan çekiliyorum. Gördün mü? Turgut'un sana onurlu bir adam olduğunu ben söylemiştim. Geldi, samimiyetle yalan söylediğini itiraf etti. Buna ne diyeceksin peki? Şaşkınım. Turgut yaver değil. Bu işin içinde değil. Sadece yalan söylemek zorunda kalmış bir insan, o kadar. Ben sana Turgut'u anlatmaya çalışıyorum ama sen ona sokak serserisi muamelesi yapıyorsun Salih. Tamam, görevin sebebiyle insanlara itimadın azalmış olabilir. Ama her şeyden önce Turgut benim arkadaşım. Lütfen en azından buna saygı duymanı rica edeceğim. Peki Hakim Hanım.
Bundan sonra öyle yaparım. Sen artık biraz dikkat et kendine. Ay haklısın da ev soğuyunca işte akşamı beklemedim. Ben de sobayı yakayım dedim. Sen bu saatte ne yapıyorsun evde? Şey, kafa kağıdımı almaya geldim. Bankada hesap açtıracağım da. Ha, ben de ilgilenemiyorum diyordum dükkanla. İşleri iyi gidiyor demek. Yok yok, işlerle alakası yok. Bebeğimiz için. Bankada bir tasarruf hesabı açacağım artık. 3-5 ne geçerse ayırırız kenara. Dedesinin Nazife yaptığı gibi. Aynen öyle. Yalnız ilk durum, ben bu kafa kağıdını ararken bizim dükkanın tapusunu göremedim. Tapu mu? Ha, abime verdim ben onu. Ortalıkta durmasın, kaldırsın, saklasın diye. Biz de saklardık. Neyse. Ne yapacaksın ki tapuyu sen? Bir şey mi lazım oldu? Yok yok. Göremeyince merak ettim. Mahir'de demek. İyi bari, güvendeymiş. Ay, belim çok ağrıdı benim. Sen yakıyorsun değil mi sobayı? Hı hı. Tamam. Arzu eden dostlarım başına. Haydi lan, topla eşyalarını. Sayımdan önce çıkaracağız seni. Alacağım yok. İhtiyacı olan yağmalasın benim eşyaları. Ceketimi alır çıkarım. Gözümüz aydın abi. Benim çocuğa da göz kulak olursun değil mi? Allah kurtarsın. Bak hele, kapıya bir emanetim gelecekti. 2 ton kömür ısmarlamıştım. Haberin yok mu? Gelmedi mi daha koğuşu ha? Senin koğuştan alacağın yok ama benim senden alacağım var yılan. De hadi görürsün hesaplar. Neymiş alacağın bir de bu yana söyle. Allah yardım! Şerefsiz! Konuşacaksın. Söyle. Lan kim tuttu seni? Yaralıyı devire kaldırın. Bırakın lan. Dokunmayın kibara. Bırak. Yürü. Yürü. Dua et de anlayasın. Göstekimizi bir kibara koyalım. Yazdım bunu kibar. Aklımdasın. Allah'a kavuşturacağım seni. Balık var mı? Balık yok. Keder var Feride. Biraz nefes almak istedim. Kendime başka bir meşgale bulmak, dünyayı unutmak için. Ama ne mümkün. Kahroluyorum Feride. Oltamdan bahtıma hep pişmanlık çıkıyor. Utanıyorum. Burada olduğumu nereden bildin? Birbirimizi o kadar tanıyoruz artık. Ben artık bu kadar emin değilim Feride. Neticede
seni hayal kırıklığına uğratan berbat biriyim. Neden yalan söyledin? Gelip sana sordum. Her şey ortaya çıkmışken neden yalan söyledin? Kolay mı sandın Feride? Seni unutmak için içine girdiğim yasak ilişkiyi... gözlerinin içine baka baka itiraf etmek... kolay mı sandın? Yaşadığım rezilliği örtmek için yaptım ne yaptıysam. Sen soruşturmayı sorunca evet yaptım dedim. Çünkü o an gözlerinde Turgut'un yıkıldığını gördüm. Eğer yapmadığımı söylersem gözünde pul kadar değerimin kalmayacağını gördüm. Kararını henüz kimse bilmiyor. Bu sefer hata yapmış olabilirsin. Ama ben daha önce hiçbir kusurunu görmedim Turgut'un. Ben insanlara her zaman ikinci bir şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesleğine bir leke gelsin istemem. Sen benim tanrıçamsın Feride. Beni düşündüğün için nasıl mesudum, nasıl bahtiyarım anlatamam. Mama abi, ben bunu hak etmiyorum. Bırak da cezamı çekeyim. Peki. Madem sen kararını verdin, hepimiz için hayırlısı olsun. Feride. Asıl ikinci bir şans vermen gereken başka bir kişi var. Bence Nazif Kara tutuksuz yargılanmayı hak ediyor. Bunu söylediğine inanamıyorum. Aramızda onun katil olduğuna en çok emin olan sendin. Ben artık bu davanın savcısı değilim. Ama eğer olsaydım bunu talep ederdim. Neticede kararı sen vereceksin. Görüyorum ki pek sıcak bakmıyorsun. Evet. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum şu anda. Rast gelsin. Bak, kahretsin! Ay, bittim yani. Bittim vallahi. Akşam oldu Salih. Sen çıkmıyor musun hala? Ben de çıkarım birazdan. Feride Hanım dönmedi mi hala? Yok, dönmedi. Ama bu saatten sonra gelmez. Yani eğer bekliyorsan boşuna bekleme derim. Yok canım, öylesine sordum. Hay Salih, neyse yani bugün benden pes. Bütün adliyeyi ben kurtaramam ki canım, değil mi? Hadi yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Efendim? Ben Salih, Feride Hanım'la görüşecektim. Abi ben Melih. Ablam daha gelmedi. Ha Melih, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim abi. Nerede kaldı ki acaba? Ya henüz gelmedi. Ama mesai biteli ne oldu ki? Yok, buradan da erken çıkmıştı da. Ben de onu bekliyordum. Neyse, ben de çıkarım artık. Tamam, sen aradığımı söylersin. Tamam abi, söylerim. İyi akşamlar.
Bakan Bey'in hediyesini aldınız mı? Selamın devleti. Ya o kravatı takar efendi olur ya da... Ya da Bakan Bey başka bir uyarıya gerek kalmayacağını umuyor. Ne yapalım, selamınızı iletelim mi? Soruyorlar. Öyle mi? Salih, seninle bir konu hakkında görüşmem gerek. Bir oturup konuşalım mı? Pişt. Hoş bulduk. Hoş geldin. Demin seninki aradı. Kim benimki? Salih mi? Yok, İsmail. Başka biri de mi var hayatında? Melih. Kes sevzekliği. Ne diyor, neden aramış? Bilmem, söylemedi. Bir ara istersen. Diyeceğim ama çıkacağını söyledi. Neyse, akşam evinden ararsın. Telefonu yok ki. O nasıl iş ya? Nasıl telefonu yok? Yok işte. Yani telefon numarası mı yok? Yoksa adamın elinde telefon mu yok? Bilmiyorum. Benim onu arayabileceğim bir numara yok. Enteresanmış. Peki mesela özledin diyelim. Veya hani olur ya, görmek istedin. Onu arayamıyor musun? O arayınca mı görüşebiliyorsunuz? O aramazsa iletişim mümkün değil. Öyle mi? Öyle. Ha. Enteresan. Peki sen ne diyorsun bu duruma? Sana ne? Sana ne? Üf. Üstümü değiştirmeye gidiyorum ben. Ne böyle? Koca hakim, sana mı hesap vereceğim? Sinemaya da gider miyiz abi? Tabii gideriz güzelim. Oo, ne ya? Galiba bu sofra sana. Askerden geldin geleli şöyle ağız tadıyla güzel bir yemek yiyememiştik. Bu sofra sana oğlum. En sevdiğin yemekleri yaptım senin için. İknur. Geldim. Ay. İnanmazsan bak. Yapma. İşte Safiye Sultan'ın elinden kara lahana sarması. Hem de etli. Annem, ellerine sağlık. Var mı anne yemeği gibisi be? Askerde bazen bu burnumla öyle tutuyordu ki. güzel oğlum benim. Hadi o zaman oturun, oturun. Hadi. Nazif. Daha yeni evliyiz babanızla. Ay, bak düğüm düğüm oldu boğazım yine. Bu yemeği ilk Mahir'in bana anne dediği zaman yapmıştım. Aslında canım çok sıkkın. Davayı bıraktığımdan öte Feride'nin gözünde pul kadar değerim kalmadı. Ona kahroluyorum. Ama Allah'tan beni gerçekten iyi tanıyor. Yakın zamanda olmasa da eskisi gibi olacağız. Eminim. Şimdi sen bu soğuk adam neden bana içini döküyor diyorsun? Şu sebepten cancağızım.
Beni babam kadar sevdiğim Süleyman abinin cinayeti çok kötü etkiledi. İşle duygularımı karıştırdım. Bir de aşikar sebepler eklenince hülasa belki dedim Salih haklı mı? Senin dediklerini düşündüm. Bu zamana kadar ısrarla savunduklarını. Bir düşün dedim. Acaba o 10 dakikada içeri başka bir adam girmiş olabilir mi? Katil başka biri olabilir mi? Ne sonuca vardınız? Çok şaşıracaksınız. Belki de Nazif Karay'ı boş yere hapislerde çürütüyoruz. Hoş. Benim böyle düşünmemin bir önemi var mı bilmiyorum ama neticede artık davanın savcısı ben değilim. Ama inandığım şeylerin peşinden sonuna kadar giderim. Feride'ye haddim olmasa da söyledim. Bence Nazif Kara serbest bırakılmalı. Tutuksuz yargılanmalı dedim. Feride Hanım bana bundan hiç bahsetmedi. Yani sizin bu arzunuzdan. Kararımı verdikten sonra dışarıda görüştük hususi. Hoş nerede olduğumu söylemedim ama kendisi benim nerede olduğumu çok iyi bilir. Feride Hanım ne dedi? Hiç. Hiçbir şey demedim. Sayın savcı. Siz bunları bana neden anlatıyorsunuz? Feride üzerinde yüksek derecede tesirim var. Sen de söyle diye. Onun kararına bakıyor her şey. Yoksa yanılıyor muyum Salih Bey? Feride üzerinde bir tesirin yok mu? Oynarken param yok demiyordun, ha? Ha? Yani gülüp duruyordun, ha? Abi, ödeyeceğim dedim abi, ödeyeceğim. Bana biraz zaman ver. Tamam lan. Yarına kadar mühlet sana. Git, dükkanının tapusunu getir. Üstüme yap. Ya da sat, bir şekilde borcunu öde. Şimdi bu da kalktı. İnmezse olmaz, değil mi? Abi, yarın olmaz. Abi ben bugün gittim tapuya. Bu haftadan evvel veremeyiz dediler abi. Lan, bak. Cin olmadan adam mı çarpıyorsun lan sen? Abi. Ha? Abi, vallahi benim tapu kayıp. Evdekiler nereye koyduklarını bilmiyorlar abi. Bir hafta zaman ver bana. Yarına kadar mühlet sana. Git tapuyu getir. Bu konu kapansın. Yoksa ben kapatmasını bilirim. Bırak. Ben alıyorum, sağ olun. Aa, oldu mu Salih?
Artık kalkayım da savcı bey. Evdekiler yemeğe bekler. Lütfen. Sadece 5 dakika. Konuşmak istediğim başka bir mevzu daha var. Lütfen. Teşekkür ederim. Bana dürüst olmanı temenni ediyorum. Feride ile aranızda ne var? Bunu sizinle konuşmaya uygun görmüyorum Turgut Bey. Anlıyorum. Tahmin edeyim ki bir şeyler var. İzninizle. Salih. Şunu bil ki... Feride'ye gerçekten... çok değer veriyorum. Farkındayım. Hiç endişeniz olmasın. O üzülecek diye tedirgin oluyorum. Hayır, sen bugün varsın, yarın yoksun. Nasıl bir hayatınız olacak? Hissiyatım karanlık bir dünyanın olduğu. Feride'yi üzebilirsin ve ben buna asla izin vermem. Mehmet Sayın Bey hiç vermez. Bu bir dava konusu değil Turgut Bey. Masaya yatırılacak bir mesele hiç değil. İki kişi arasında yaşanan iki kişi arasında kalır. Üçüncü kişiye... Siz anladınız onu. İyi geceler.